Nefesini biraz tutarsan, nefesini biraz tutarsan. Onu sikim. Yok yok yok. I knew it falan yok. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyunu serisiyle hepinize merhabalar. Bu tarz korku oyunların devamı gelecekmiş dedim ve bundan sonra da gelmeye devam edecek. Bu seri bittikten sonra da gelmeye devam edecek yani. Yeni serimizde böyle güzel Türkçe altyazılı hoş bir oyun buldum. Sanırım biraz Resident Evil tarzı. Hani çok spoiler yememek için yorumlarını falan okumadım. Zaten Türkçe olduğu için hikayesini rahat bir şekilde anlarız diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. What have you heard already? That illness. Buraları okumuyorum, siz zaten videoda görüyorsunuzdur diye. Is that all true? Bir hastalık söz konusu. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? Ölüyorum, ölmüyorum mu onu söyle bize. Grafikler çok hoş yalnız. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or describe who we are? I swear, I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. İsveç'te yaşıyorsam benim senin hiçbir şey şikayet etme hakkın yok. Madame Svenska. Onu söyleyeyim de. And yet you come back to Italy. Why? İtalya'ya dönmüş ablamız İsveç'ten. Because I forgot. But neyi? I also forgot that I had promised to remember. Bana ağlayacağım şimdi, çok güzel müzik koymuşlar. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began. Çok 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 iyi yapmışlar abi. Sanırım oradan sonra da biraz hikayesini bizler oynayacağız gibi bir şey olacak sanırım. Ablamızı oynayacağız anladığım kadarıyla. İşte her şey böyle başladı diyerek bizi oradaki olaylara götürecek. Çok da güzel bir introsu var. Tam bir korku filmi, korku oyunu havası. Bakalım, çok güzel başladı oyunumuz. İntromuzu geçtik ve hadi bakalım, herhalde ablamızı oynamaya başlayacağız. Neler geldi acaba başımıza? Çok 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 güzel anlattı çünkü orayı. Yine yağmur yağacak anlaşılan dedi ve evet, ablamıza başladık arkadaşlar. Az önceki teyzemiz diyelim. Burada abla, orada teyzeydi. Abla demeyelim, lazım da olabilir. Bu araba bizim mi bilmiyorum. Sanırım böyle bir yere gelmişiz ve bir kayıp ilanı mı var? Klasik kayıp ilanı var. Bunu hemen araştıralım. 14 Ekim 1971 Perşembeden beri kayıp. En son öğleden sonra 4'te oyun alanında görüldü. Yine bir önceki oyunda olduğu gibi kayıp ilanıyla başladık arkadaşlar oyunumuza. Stamina olayı var mı acaba? Ablamız nefes nefese kaldı. Ben bunu kalpten falan götürtmeyeyim. Ha, yol ikiye ayrılıyor bu arada. Bu tarafı seçtim. Çünkü burada kayıp ilanı var. Ben de buradan gireyim, kaybolayım. Nasıl fikir? Simgelere ve aynalara her baktığımda rahatsız oluyorum. Ah mı o zaman? Evet. Doktor Richard'ın evine geldik. Doktor Richard sinirli herhalde. Ameliyatta birini falan mı öldürdü? Bu müzik mi? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone?
doktormuştu. Şu an geldiğimiz kişi de bizim hastamızmış. Ama bize kapıyı açmadılar. Evet. Kapıyı açmadılar. Hiç doktorsun, 6 yıl okumuşsun, şey yapmışsın falan, hiç umurunda değil abi. İstemiyorlar ama kapıyı zorla açıyor işte arkadaşlar. Karakter önemli, meslek değil, karakter. Maşallah ben onun hastası olayım yani, böyle bir evi varsa. Merhabalar. Hello? The gate was open. Siz yokuz dediniz ama ben hayvanlık yapıp kapıya vuruyorum yine de. Hello? Bu kapı için ya anahtar bulacağız ya da başka bir yol keşfetmemiz gerekiyor. Oyun adından anladığımız üzere abimiz biraz bu tarz bahçıvanlık, çiftçilik işleriyle sanırım ilgileniyor. Evet. Merhabalar, yokuz dediniz ama ben yine geldim. Akıllanmıyorum. Acaba Bay Felton'a bir şey oldu da onu mu saklıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kadın dertlerinde anasını satayım. Adamda çok para vardı herhalde, onu o yüzden mi kaybetmek istemiyorsun? Aha. Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Santa Margarita Institute. I came here voluntarily, outside the institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Hiç inanmadım abi. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. Genelde dediğiniz şeylerin tersini yapıyorum. Ben birazdan tüttürürüm orada, merak etmeyin siz. Please, this way. Sana hiç güvenmiyorum ama. Yani oyuna da karşı gelemiyoruz işte. Geliyoruz peşinden. Okay. Yes, such a shame. Öyle, haklısın valla. Ama öyle bir anda da bırakılmıyor, biliyor musun? Çok haklı konuştu. Bak, aranızda sigara içen varsa bu yaz iyi yoksun. Ben içmiyorum, rahat. Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. But eşi de varmış, tamam. Abimiz sahipsiz değil. Abla yukarıdan paraşütle falan mı atlayacağız? Kaçıncı yatta yaşıyor bu beyefendi? Tamam, geçmişte bir hukukumuz var, hastamızmış falan da. Tam Resident Evil evi gibi değil mi ya? Burası mı? Evet, Felton, anlat bakalım. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Şunun suratına bakıp güveniyorsan da, sen de amma safmışsın be. Böyle bir surat yok abi. Ne yapıyor böyle? İnanmazsın öyle bir şey. Ben inanmam yani. Bok var gibi karıştıracak, kesin adamın suçlu olduğu bir şey bulacak. Bakire'nin taç töreni. Genç kız şaşkın gözlerle göğe doğru bakar ve ışık onu vurur. Ancak bir şey yersizdir. Kara, şiddetli gökten garip yaratıkların korkunç elleri iner. Çekmecesini de karıştıralım. Aynen abi. Aynen, çok güzel. Heh, onu da. Evet arkadaşlar, şöyle ilk sayfayı full okumak isterseniz siz de buradan okuyabilirsiniz. Ben bir özetleyeyim. İşte bu şu an evinde bulunduğumuz kişiler hakkında, Felton abimiz hakkında tüketici ve çalışanlara karşı suç işlediği iddiasında bulunulmuş işte. Ne bileyim, bu hastalıklar arasında acılı ülser, kusma, parazit gibi şeyler yer alıyormuş. Kısaca abimiz bütün köye koronaya bulaştırmış herhalde. Arka sayfayı açtığımızda bir küfürle karşılaştık. Bak haberlerde benim için neler diyorlar. Beni karalamak istedin. Bedelini ödeyeceksin. Kesinlikle ödeyeceksin. Kızından başlayarak hem de. Babasının kim olduğunu bilmediğine inanıyor musun? Eminim onun kendi kızı olduğunu bilmekten memnuniyet duyacaktır. Sonlarda da abimiz biraz atar yapmış. Gel lan yüzüme söyle yiyorsa gibisinden. Ne oldu? Notları geri bıraktık. Felton buradan mı çıkıyor yoksa? Do you believe in God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God,
bird inaptitude. Çıktı herhalde ya. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Yok, estağfurullah. Please sit down. Size anlatın. Abimiz ölümcül bir hastalığa yakalamış anladığım kadarıyla. Yani Dr. şahsiyet, Haluk Bilgin'in oynadığı şahsiyete benziyor şu an. Onun için insanları mı öldürüyor Please acaba? Please to meet you. So you already met Gloria. Evet, yes, tanıştık. She let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste's never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? Hmm. The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion Abi, by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question! Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Sorry, can I? Do you really think I'd come here without knowing what I'm Who talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here is ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter! Good evening. Follow me. Kendi kızını mı öldürdü? Ne yaptı manyak herif? İşte bu en baştaki kayıp ilanındaki gördüğümüz kız şimdi fotoğrafı görünce anladım. You know the way. Genelde hikaye katilin üzerinden gidiyor sanırım. Şu ana kadar çok bir oynama fırsatı vermedi bana. How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them.
If that was the case. Ya bu da bunlardan ya da bunun beynini yıkamışlar. Ben inanmıyorum öyle olduğuna. Zaten inansaydım oyun biterdi herhalde bunda. Bu Gloria'da da bir şey var. Yani çok çok aşırı savunuyor o tarafı. Yani Yunus Emre gibi gerçekten Mert abim, Mert abim diye diye bu da Felton abim, Felton abim savunuyor yani. Gloria nereye gidiyor? Oradan bir şey aldı. Anahtar, anahtar aldı. Ya aldı ya da bıraktı. Tamam, olay belli. Anahtarı gizlice al, Felton'un ne boklar ettiğini karıştırmak için eve gir. Biz de bayağı cesurmuşuz ama helal olsun gerçekten. Sesini çıkarma. Yani ev büyük. Evde herhalde saklanmak için fırsatımız olur. Sesi de vermedik. Güzel. Biraz daha dikkatli, biraz daha dikkatli. Müziğin geldiği yere gitmem gerekiyor diye tahmin ediyorum eşiyle konuşmak için. Oyunu kaydetmeleri ister misin? Evet. Oyunumuz hikayeyi ve konuyu şu an çok 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 güzel bir şekilde özetledi. Müziğin kaynağını bul diye bir şey gördüm sanırım. Burada öğeler falan bulabiliyorum gördüğünüz gibi. Tamam, müziğin kaynağını bulmam gerekiyor şu an. Ha, şaşırtma öğesi, bunu fırlatabiliyoruz sanırım. Ses bodrum kattan geliyor ve şu an oraya doğru gidiyoruz. Acaba bu şey mi ya? Değildir herhalde değil mi? Leatherface'in filminde böyle en aşağı kilitliyorlardı ya Leatherface'i. Sanırım 2013 filminde olması lazım. Herhalde bu ablamız da öyle yam yam bir şey değildir herhalde, o yüzden kilitlemiyoruzdur onu. Ya da çocuğu evde saklıyor falan olabilir mi? Hiçbir fikrim yok ama şu an bunu niye yaptığıma dair. Merdiven kontrol panelini kullanmak için pil gerekiyor. Çok değişik bir ev gerçekten. Ne yapıyorsun lan? Aa bak, onu da öğrendiğimiz iyi oldu bir yandan da, bir yandan da kötü oldu oğlum öyle. Oo. Bu güzel oldu. Bunu elimize almamız sanırım daha iyi olur bizim için. Tamam, buradan bir yerden geliyor işte müzik. Çok yaklaştım. Mrs. Felton. Bayan Felton'a biz de niye bu kadar güveniyoruz ya da güveniyoruz mu, merak mı ettiğimiz için mi soruşturuyoruz anlamadım ama. Ya da onun da mı tehlikede olduğunu düşünüyoruz acaba? Yoksa bu bir tuzak mı? Aha. Keşke burayı da çevireydiniz be reis. Please, Felton. Adını öldürmüş lan. Eşini öldürmüş. İyi, bacakları gördünüz mü? Ya belliydi ama yani bu Felton'da bir şey oldu belliydi. Plak falan bozuldu. Tamam, abimizden kaçış maceramız. Saklanmalı. Tamam, aynen onu biraz daha gözüme soktu. Gir kız. Abla Allah rahmet eylesin. Aha, müzik sustu sonunda. What happened my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets.
promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Jennifer. Jennifer mı? Harbiden Jennifer mı yani? E kızı mı bu? Kızı değildir herhalde ya. Kızı niye adamla aynı yaşta anasını satayım? Matematikte yaş problemi çözerken beni anasını satayım. Küçük Jennifer'ım deyişi bizim karakter de şaşırdı zaten. Hedef konaktan kaçmaya çalış. Buradan sonra herhalde az buçuk hikayeyi çözdüğümüzü düşünüyorum. Bunun... Ah, yaptık yine bunu. Burası banyosuydu herhalde. Sen gerizekalısın ya. Sen harbi diyorum gerizekalısın. Ananı sikeyim! I knew it! Yok yok yok! I knew it falan yok. Would you like me to enjoy your stupid game? Oğlum, bu saatten sonra koşma yok arkadaşlar. Koşmak yok bu saatten sonra. Canım çıkıyordu lan. Gittim mi? Gitmedi. Burada dolanıyor deli. Keşke kafayı falan çıkarabilsin. Çıkıyorum, Allah'ım sen yardım et. Şu taraftan bir yerden abim sesi verdi ve benim de o taraftan gitmem gerekiyor. Allah Allah vallahi. Ne kadar güzel ayarlamışsınız. Burada güzel bir saklanma yerimiz var aslında. Şimdilik bıçağa geçelim. Bu arada yoludu. Gir şu dolaba, gir şu dolaba. Dolaba gir, dolaba gir, dolaba gir kızım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tamam dolaba gir, tamam dolaba gir. Geçip gidecek o şimdi. Geçip gidecek o şimdi. Hiç korkulacak bir şey yok. Nefesini biraz tutarsan, nefesini biraz tutarsan. Oğlum git artık. Deliriyor yine bir yerde gerizekalı ya. Sanırım benim dayının gittiği taraftan gitmem gerekiyor. Has siktir. Has siktir. Has siktir, has siktir, has siktir. Nereye girdik? T ile kaçınabilirsin diyordum. Hah, aynen bu şekil. Sensin lan bitch. Allah'ım yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gideceğim buradan? Alt kafa nerede gidiyordum lan? Uygarışmıyor. Saçta mob gibi bir yere geldik. Aynen kanka burada saklanmışsın. Biraz gerizekalı gibi geliyor Allah'tan. Kaçmak için bize biraz fırsat veriyor oyun ama. Burada saklanabileceğim bir şey var mı? Hemen altına girsem. Tamam gir dolaba. Görmemiş ol, lütfen görmemiş ol. Lütfen görmemiş ol. This is my house. You cannot do this. Ya tamam mı? Zaten ona bir şey demedik. Senin evin, evet. Oo, çember içinde tutmamız gerekiyor. Sakinleşmek için. Hayır, hayır, hayır. Yok bir şey yok. I'm so tired. All of this. Nasıl oynadı var ya çember. Tamam git hadi. Çık tekrar yukarı. Bak fake falan atıyorsan Jason'ın stalk mantığı gibi gerçekten kafanı vurarım. Tamam, bir şey yok, bir şey yok. Eğilerek, eğilerek ses çıkartmadan bu evden kaçacağız. Seni hiç dert etme. Yine mi yazdın Allah'ın belası? Ya git artık! Gerizekalı ya. Asik, yanlış yere. Gir şuraya gir. Şimdi olmaz, kaçmalıyım. Nereye kalkacaksın anasını avradını satayım. Gir gir gir. Ne stres yaptım lan? I know you're here somewhere. Ya gel bul o zaman hadi. Neredeyim? Burada olduğumu biliyorsun demek. Kızım sakinleş. Kızım sakinleş. Çok fena oynuyor lan. Oo, bayağı kol kası istiyor. This goodbye will be the chance to reach my land for me. Falling out. Put the damn pill. Gitti ama burada hala sesini duyuyorum ben. Onun ayak sesi yukarı kata mı çıktı acaba? Ulan evin
şeyini de unuttum. Şemasını. Nereden gidiyordum falan. Zaten o stresli oda düşünülmüyor da. Bir de topukluyla gelmişim ya, Allah'ım sen bana sabır ver ya. Tabii böyle bir şey olacağını bilemezdik de. Şurası çıkış kapısı mı ya? Evet. Abi üst katta herhalde. Koşsam acaba sorun olur mu? Ya da koşmayalım, hiç ses vermeyelim, hiç ses vermeyelim. Şimdi koşabiliriz herhalde. Kapıyı kilitlemiş. Oha! Oğlum bayağı sürgü çekmiş lan. Evet arkadaşlar, dilerseniz oyunumuzu burada bitirelim. Böyle ortalıkta durayım da dayı gelirse görsün. Baştaki cutscene'lerle, hikayelerle çok güzel bir şekilde konuyu ve hikayeyi bizlere anlattı oyun. Ardından kısa bir süre sonra içerisinde de çok güzel bir kovalamaca, çok güzel bir gerilim başladı. Abi geliyor bu arada, ben şuraya bir saklayayım karakteri. Ve çok 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 hoşuma gitti. Gerçekten bir Resident Evil havası aldım oyunda. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kesinlikle oyun bitene kadar serisini yapacağım. Bu oyunu bitireceğiz yani, haberiniz olsun. Sevseniz de sevmeseniz de. Ama sevmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Oyun ve video ile ilgili yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler. Bağırma lan.